Genç din gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi başladık bu videomuzda da açı kenar bağıntılarını öğrenmeye arkadaşlarım. Şimdi bakalım nelermiş bu açı kenar bağıntılarının özellikleri neymiş bir görelim. Birinci kural dünyanın en basit kuralı. Hani hepinizin çok iyi bildiği bir kural arkadaşlarım. Diyor ki büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında da küçük kenar bulunur diyor. Zaten olması gereken şey bu. Yani şu şekle baktığınızda dostum. En büyük açımız 100. Dolayısıyla bunun karşısındaki BC kenarının en büyük olduğunu söyleyeceksiniz. İkinci büyük açımız 50. Dolayısıyla bunun karşısındaki kenar yani AC ikinci büyük kenar. En küçüğümüz de 30 olduğu için 30'un karşısındaki kenar yani AB en küçük kenardır dedim. Ve basit bir kuraldı. Geçtik. Hemen bir örneğimiz varmış. Bakın ne diyor? Yukarıdaki taslak şekle göre en uzun kenar hangisidir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bunları da böyle birkaç tane üçgen yan yana çizildiği zaman ki burada iki tane çizilmiş. Burada da dostum ok yöntemi yapıyorum ben. En güzel yöntem bu. Direkt net cevaba ulaşıyorsunuz. Şöyle bir şey ok yöntemi. Şimdi öncelikle bir kere soruya başlamadan önce boş olan açıları bulmaya çalışalım. 60, 55 daha 115, şurası yaptı 65. Şimdi burada zaten bir tek 90'ı biliyorum. Şu açıyla şu açıyı bilmiyorum ki zaten bilmeme de gerek yok. Çünkü bir dik üçgenin en uzun kenarı zaten hipotenüstür. Bunu biliyoruz. Şimdi ok yöntemi şu arkadaşlarım. Tek tek en uzun kenarı sorduğu için tek tek her üçgende en büyük açıdan en karşısındaki kenara ok çizeceksiniz dostlarım. Şöyle ki işte bakın burada en büyük açımız 65'ti. Karşısındaki kenara ok çizdim. En uzun kenarı sorduğu için bunu yapıyorum. En kısayı sorsaydı en küçük açıdan karşısındaki kenara ok çizerek başlayacaktım. Şimdi bu üçgeni hallettik. Geldik bu üçgene. Bakın burada da en büyük açımız 90. 90'dan daha büyük açı olmaz bir üçgenin içerisinde 90 varsa. En büyüğü odur. Bunun da karşısına oku çizdim. Ve şimdi bu okları hani takip edin desem şuradan başlarız değil mi dostlarım? Bak takip ediyorum oku. Böyle gösteriyor. Gittim. Diğer oka geldim. O da bu tarafa dön diyor. Gittim. Ve okun bittiği yerdeki kenar senin aradığın cevaptır. Yani en uzun kenardır dedim. Cevap AB çıktı dostlarım. Bakın bir örnek daha yapmışız. En kısa kenar nedir diye sormuş. Şimdi yine ilk önce boştaki açıları bir yazalım. 70, 65 daha, 120, 135, şuraya 45 kaldı. 70 60 daha 130 şuraya 50 kaldı. 70 30 daha 100 buraya da 80 kaldı. Şimdi en kısasını soruyor dostlarım. Dolayısıyla şimdiki ok çizeceğim ama en küçük açıdan karşısındaki kenara oku çizdim. Burada da en küçük açıdan karşısındaki kenara çizdik. Burada da aynı şeyi yaptık dostlarım. Ve şimdi okları takip etmeye başladığımda bakın buradan başlıyoruz. Oku takip et. Bu yönü gösterdi geldim buraya. Diğer oka geldim. Takip ettim. Diğer oka geldim. Takip ettim. Ve bittiği yerdeki kenar benim aradığım cevaptır dedim dostlarım. 3 numaradayız. Bakalım burada ne diyor? AB dikmiş. Şurası 90 derece. O halde şuraya bir 55'tir yazalım. 55, 65 daha ne yaptı? 110, 120. Şuraya 60 yazalım. 60'ın buradaki açısı 120. 120, 35 daha 155. Şuraya 25 yazalım dostlarım. Şimdi sıralamayı soruyor bize X, Y, Z arasında. Şu üçgene baktığımda dostlarım. X ile Z bu üçgenin birer kenarı. Dolayısıyla X ile Z'yi bir kıyaslama yapabilirim burada. Bakın Z'yi gören açı 35. Şimdi Z'yi 35 görüyor. X'i ne görüyor arkadaşlarım? X'i de 25 görüyor. Dolayısıyla şimdi açı 25 küçük olduğu için yani 35 25'ten büyük olduğu için tabi gördüğü kenarlarda büyüklük küçüklük sıralaması aynı olacak. Demek ki Z X'ten büyük. Dostum hemen şu şıkkı eledim. Başka şu şıkkı eledim. Şu şıkkı eledim. Evet iki şık kaldı şu anda. Geldik buradaki üçgene. Hadi bunda da X ile Y bakın bu üçgenin birer kenarı. Bunları kıyaslayalım şimdi dostlarım. Şimdi biri X'i gören açı 65.
Y'yi gören açı 55. Yine bakın 65 büyüktür. 55'ten dedim. Dolayısıyla X de büyüktür. Y'den çıktı. Şimdi X Y'den büyük olacak. Bakın bu iptal. Demek ki doğru cevabım Adana'ymış dedim. Bu ne diyor? 50 var, alfa var. Yukarıdaki şekilde en uzun kenar BC. Şimdi BC en büyük kenarmış. Ne demek yani bu? A, şu açı, beta diyelim bu açıya. Beta mutlaka 50'den de büyük. Beta mutlaka alfadan da büyük. Çünkü en büyük kenar bu. Dolayısıyla en büyük açı bu olacak arkadaşlar. Alfanın en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi alfayı da maksimum seviyede seçmemizi istiyor. O halde betayı mümkün olduğunca küçük seçeceğim ben arkadaşlarım. Hani 50'den büyük olacak ya. 51 seçseydik bunu. 51. Şimdi 51, 50 daha ne yaptı? 101. 101 yaptı burası ama buraya ne kaldı? 101 ise 79 mu kalıyor bu durumda alfaya? Şimdi tamam, alfa en fazla 79 oluyor ama şu şartı sağlamıyor. Bakın, betanın alfadan da büyük olması gerekiyor dostlar. Şimdi bu tip durumlarda ne yapıyorsun hocam? Böyle iki açı, bilmediğin iki açı arasında, şöyle bilmediğimiz iki açı arasında bir kıyaslama, bir büyüklük küçüklük ilişkisi varsa ben şöyle yapıyorum. Bunların hangisi büyük hangisi küçük demeden ikisini de eşit kabul ediyorum dostlarım. Yani beta da alfaya eşit olsaydı diyorum. Bakın 2 alfa ile 50'nin toplamı ne olacaktı bu durumda? 180. Dolayısıyla 2 alfa 130 olacaktı. Alfa da 65 olacaktı. Şimdi eşit olsalardı 65 65 olacaklarmış. Ama ne biliyoruz biz? Beta daha büyük. Beta büyük olacaksa gelin betayı bir tık büyük alalım. 66 yapalım. Bunu da bir tık küçük yapalım. 64 yapalım. Bakın istediğimiz her şartı sağladı arkadaşlarım. Beta en büyük açı mı? En büyük açı. 50'den büyük mü? 50'den büyük. İşte alfanın alabileceği en büyük tam sayı değeri 64'müş dedik. Ve geçtik. Bakalım bir sonraki kuralımıza geldik dostlarım. Üçgen olma şartı. Üçgen eşitsizliği de deniliyor buna dostlarım. Basit bir şart kardeşlerim. Şöyle diyor kural. Bir şeklin üç kenarlı bir şekle üçgen diyebilmeniz için şu şartı sağlaması gerekiyor diyor. Üçgenin herhangi bir kenarını aldın. A'yı aldım mesela ben. Bu A dediğin kenar diğer iki kenarın toplamlarından mutlaka küçük olacak diyor. Yani B ile C'nin toplamından küçük. B ile C'nin farkından da büyük olacak diyor. Şartımız bu dostlarım. Ve bu bütün kenarlar için geçerli olacak. Yani mesela B için de geçerli olacak. C için de geçerli olacak. Şimdi B için yazalım. B'yi aldım ortaya. Diğer iki kenarın yani A ile C'nin toplamından küçük, A ile C'nin farkından büyük. Aynı şekilde C için de yazalım. B ile A'nın toplamından büyük, B ile A'nın farkından küçük olacak. Buraya mutlak değer yazıyorum ki dostlarım, hani hangi kenar A mı daha büyük, C mi daha büyük? Buranın negatif çıkmaması için mutlak değer içinde yazdım onu da. Evet, kuralımız. Bakın başlangıçta çeşit kenar üçgen demiş. Dikkat edin buna. Şimdi biz X'in aralığını yazacağız. X, ikisinin toplamı 12, ikisinin farkı 2. Bu aralıkta değer alıyor. Neler olabilir? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 değerlerini alabilir. Ama şuna dikkat edin arkadaşlarım. Bakın kaç değeri vardır diye soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Şıklarda var bak. Zıplama hemen. Bu bir tavşan avlama sorusu arkadaşlarım. Buna zıplamayacaksınız hemen kardeşler. Çünkü neden? Çeşit kenar demiş. Çeşit kenar ne demek? Tüm kenarları farklı olacak demek. Yani X 7 olamaz. X 5 olamaz. O yüzden şu ikisi iptal. Demek ki 7 tane değer alabilirmiş deyip C'yi işaretledim. Geldim buna. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Genelde şu bilinmeyeni ortaya yazarız arkadaşlarım. Ben de öyle yapıyorum hemen. 2x eksi 1'i ortaya yazdım ve dedim ki diğer ikisinin toplamı 8 ile 5'in toplamından küçük, 8 ile 5'in farkından büyük.
Şimdi x'in aralığını bulacağız tabii ki biz burada. O yüzden şu eksi 1'den kurtulmalıyım. Bu sebeple her yere artı 1 ekliyorum dostlarım. Burası 4 oldu. Burası da 14 oldu. Şimdi yine x'i yalnız bırakacağım. O sebeple her terimi 2'ye bölüyorum kardeşlerim. 2 oldu. X oldu. 7 oldu. İşte x 2 ile 7 aralığında 3, 4, 5, 6 değerlerini alabilir. 4 farklı tam sayı değeri vardır dedim. Geldim buna. ABC bir üçgen 6x 11. Hemen şurada normalde ne yapacağız biz şimdi arkadaşlarım? Bunu her seferinde yazacağız zaten. Hani ekstra bir şart var mı yok mu? Bakın burada ekstra bir şart var ama önce bunu mutlaka yazıyorum. Toplamları 17, farkları 5 diyorum. Şimdi bir de demiş ki bana bak burada A açısı B açısından büyük. Şimdi A'nın karşısında ne var? X var. Büyük olacakmış. B'nin karşısında ne var? 11 var. Bakın bir de bu şart geldi devreye. Yani X 11'den de büyük oldu. Şimdi X için iki tane aralık bulduysan hemen bunların kesişimlerini alacaksın dostlarım. Ortak olan kısımlarını alacaksın. Peki hocam eşitsizlikte ortak kısım nasıl alınıyor? Onu da söyleyelim dostlar. Bakın şu alt sınırlardan yani küçük olanlardan büyük olanı alacaksınız dostlarım. Yani 11'i küçüktür x. Büyük olanlardan da küçük olanı alacaksınız. E hocam zaten bir tane var o zaman onu alacaksın direkt. 17'yi aldım. Neymiş? Küçüklerden büyük olanı, büyüklerden küçük olanı. Bu aralıkmış. Gerçek aralığı buymuş x'in. Yani 12, 13, 14, 15 ve 16 değerlerini alabiliyormuş. Bize de bunların toplamları soruluyor dostlarım. Hemen toplayalım. 10, 20, 30, 40, 50. 4 ile 6'nın toplamı bir 10 burada var. 5 ile 3 ve 2'nin toplamı bir 10 da burada var arkadaşlarım. 70 yaptı sorunun cevabı. Geldik buna. X'in çözüm aralığı nedir diye soruyor. Bakın X dediğiniz kenar bir şuradaki 1 numaralı üçgenin, buradaki 2 numaralı üçgenin ikisinin de kenarı. Dolayısıyla ikisi için de aralık yazacaksınız. Hem üstteki için hem de alttaki için. Şimdi 1 numaralı üçgen için X'in aralığını yazıyorum. 9 ile 6'nın toplamından küçük, 9 ile 6'nın farkından büyük. 2 numaralı üçgen için X'in aralığını yazıyorum. 5 ile 4'ün toplamı 9'dan küçük, 5 ile 4'ün farkı 1'den büyük dedim. Ve şimdi ne yapıyorduk bunların? Kesişimlerini alacağız arkadaşlarım. Kesişim nasıl alınıyordu? Küçüklerden büyük olan yani 3. Büyüklerden de küçük olan yani 9. 3 ile 9'un aralığındaymış. Çözüm aralığı nedir diye soruyor. 3 ile 9'un aralığı dedim ben de. Evet, yukarıdaki şekilde BD bir tam sayı ise, tamam şu BD yani Y dediğimiz şey bir tam sayı. Hemen arkadaşlarım şu üstteki üçgende Y'nin aralığını bir yazalım. 9 ile 1 aralığında olacak diyelim. CD X'in en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor bize. Şimdi X'in de bu üçgendeki aralığını yazalım. X diyeceksiniz Y ile 7'nin toplamı 7 artı Y ve Y ile 7'nin farkı diyeceksiniz dostlarım. Şimdi X'in en büyük değerini istiyor. O halde X'in en büyük değeri şuralarda bir yerde olacak değil mi? Şundan bir küçük sayıyı alacağım ben. E bu durumda Y'yi de maksimum seçmek zorunda değil miyim arkadaşlarım? Y'yi en fazla ne seçebilirim dostlar? 9'dan küçük olduğu için en fazla 8 seçebilirsiniz Y'yi. Bakın eğer şurada BD bir tam sayı yani Y bir tam sayı demeseydi dostlar bizim için biz Y'yi 8,5 seçecektik. 8,5 alacaktık. Bu durumda X'i daha büyük bir sayıda bulabilirdik. Ama tam sayı dediği için en fazla 8 seçtim dostlarım. Dolayısıyla X küçük oldu. 7 ile 8'in toplamı ne yapıyor dostlarım? 7, 7, 14, 15 yapıyor. 15'ten küçük olacakmış. En büyük 14 olur dedik. Evet, X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Artık bu soruyu çok rahat çözebilirsiniz. Bakın X yine iki tane üçgenin içinde. Hemen üstteki üçgende 15 ile 3'ün aralığında, alttaki üçgende 16 ile 8'in aralığında. Hemen kesişimlerini alıyorum dostlarım bunların. Küçüklerden büyük,
Büyüklerden küçüğü alıyorum. 8 ile 15'in arasındaymış x. En küçük değeri, en küçük tam sayı değeri 8'den büyük olacağı için 9'dur dedim. Şuna bakalım. Bakın burada da kenar ortayın uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Zamanında da üniversite sınavında sorulmuş. Biz ne öğrenmiştik? Bir kenar bile ikiye bölündüyse orta taban çizeceksiniz. Aha çizdim. Bakın burada 6'nın yarısı olacak burası 3. Burayı da 2'ye bölecek 6, 6. İşte x'in içinde olduğu en küçük üçgen budur. Buradan da x'in aralığını hemen yazıyorum. 9 ile 3 aralığındadır diyorum dostlarım. Bunu pratik olarak şöyle de öğretiyorlar. X her zaman şunun aralığındadır diyorlar. Şu iki kenarın toplamının yarısı, 12 ile 6'nın toplamının yarısı, farklarının yarısıdır diyorlar arkadaşlarım. Hani böyle de söylüyorlar ama orta taban çizince de zaten aynısı geliyor. Sen hangisi hoşuna gittiyse onu yapabilirsin tabii ki dostum. Cevaba da bul bakalım. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. İşte 4, 5, 6, 7, 8 değerlerini alır. 5 tane tam sayı değeri varmış. Bak aynı soru. Şimdi seçim senin. İstediğini yapabilirsin. X dersin. Toplamlarının yarısı yani 20 bölü 2'den 10, farklarının yarısı 8 bölü 2'den 4 aralığındadır diyebilirsin. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Tek tek yazmaktansa şu ikisinin farkını alıyorsun 10-4, bir de 1 çıkartıyorsun dostlarım. 6-1'den 5 tane değeri varmış diyebilirsin ya da tek tek 5-6-7-8-9 diye de sayabilirsin kardeşim. Bakalım bu ne diyor? Şimdi BF FD'ye eşit. Yani F bir orta nokta. AE EC'ye eşit. E de bir orta nokta. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi orta noktayı gördük. Bakın şöyle yapalım. Şimdi şuranın da ortasını biz işaretleyelim arkadaşlarım. Ben F ile şuna K dersem FK'yı birleştirdiğimde FK buraya kesinlikle paralel değil mi? Çünkü bu tarafı da F 2'ye bölmüş. K da burayı 2'ye bölmüş. Bir kenar ikiye bölündüyse orta taban yapacaktık. Dolayısıyla FK dediğim uzunluk onun orta tabanıdır 5. Şimdi EK'yı birleştiriyorum dostlar. EK'ya bakın Edirne burayı ikiye böldü. K zaten burayı ikiye böldü. O halde bununla da bu birbirine paralel. Bu da 14'ün orta tabanıdır 7. Ve bakınız X'in en küçük üçgenini bulduk. X 5 ile 7'nin toplamı 12'den küçük. 5 ile 7'nin farkı 2'den büyük olacak. Neydi kural? Kaç sayı olduğunu soruyor bize. Bundan bunu çıkart 10. Bir de 1 çıkartıyorsun sen. 9 tane tam sayı değeri vardır diyoruz dostlarım. Evet, üçgen olma şartında, üçgen eşitsizliğinde bir de şöyle ekstra şart koşuyorlar dostlarım. 90'dan büyükse, 90'dan küçükse yani bir açıyı hangi açı olduğunun önemi yok. Biz burada A'yı seçmişiz. Şu açı 90'dan büyük de diyebilir, 90'dan küçük de diyebilir, 90'dan büyük eşit, 90'a küçük eşit de diyebilir. Burada da dostlarım Pisagor'dan faydalanacağız arkadaşlar. Şimdi Pisagor'dan faydalanacağız dediğim, bir kere ilk önce sen hani 90'dan büyük, küçük ne dediğinin önemi yok. Şu şartı mutlaka yazacaksın. İşte A dediğim kenar hocam diğer iki kenarın toplamından, B ile C'nin toplamından büyük, B ile C'nin farkından büyüktürü mutlaka bir yazdın. İkisinde de. Hangisi olursa olsun fark etmez. B artı C, B eksi C diye yazacaksın. Ha şimdi bir de tabii ki artık 90'ı da devreye sokacaksın kardeşim. 90'dan büyükmüş diyelim mesela. Burası daha büyük bir açı. Peki hemen şunu yapacaksın. Normalde ben Pisagor yapsaydım, hani burası tam 90 olsaydı hocam. Ben şöyle buluyordum değil mi? A kare eşittir B kare artı C kare. Pisagor'u yaptım. 90 olsaydı ben de eşittir koyuyormuşum. 90'a eşitse ben de eşittir koyuyordum Pisagor'da. Ama büyük dediği için ben de buraya büyüktür diyeceğim. Yani A kare büyüktür. B kare artı C kare yazacakmışım dostlarım. Ha, küçük diyorsa da A kare küçüktür. B kare artı C kare deyip bakın bir eşitsizlikte burada bulacakmışız. Ve bu ikisinin kesişimini alıp cevabı bulacakmışız dostlarım. Şimdi örnekle tabii ki çok daha iyi anlayacaksınız inşallah. Gelin bakın. Burada diyor ki A açısı 90'dan küçük. Şurası 90 küçükmüş burası 90'dan.
Şimdi normalde x'i biz şöyle yazıyoruz değil mi? Aralığını. Hiç şunu görmüyorsun şimdi ilk etapta. Bunu her seferinde yazacaksın. 4 ile 5'in toplamı 9 hocam. 4 ile 5'in farkı 1 hocam deyip bunu bir yazdın. Şimdi 90'dan küçük muhabbetini yapalım. Diyeceksin ki hocam tam 90 olsaydı x kare eşittir 5'in karesi artı 4'ün karesi diyecektim. Küçük dediği için ben de buraya küçüktür simgesi koyuyorum. O halde x kare küçüktür 25 artı 16, x kare küçüktür 41, x küçüktür kök 41 oldu. Şimdi bu kök 41 hani yaklaşık olarak ne çıkar dışarıya onu konuşalım şurada. Kök 41. Adamım 49 olsaydı 7 diye çıkacaktı dışarıya. 36 olsaydı 6 diye çıkacaktı dışarıya. Demek ki kök 41 6 ile 7'nin arasında bir sayı. 6 virgül bir şey. Yani ne o bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. 6,1, 6,2, 6,3 beni de ilgilendirmiyor. Önemli olan 6'dan birazcık büyük bir sayı. 6,2 diyelim biz ona gelin. Ve bunu da bulduğum gibi getirip buraya yazıyorum. 6,2'den de küçüktür diyorum. Ve bakın x için 2 aralık bulduğumuzdan hemen kesişimlerini alıyoruz dostlarım. Küçüklerden büyüğü alacağım ama zaten bir tane var. Direkt onu yazıyorum. Büyüklerden de küçük olanı alıyorum. Yani 6,2'yi. Birden büyük olacak. 2, 3, 4, 5, 6'yı da alır. Ama 6,2'den küçük olması gerektiği için 7'yi falan alamaz. İşte kaç farklı tam sayı değeri var? 5 tane tam sayı değeri vardır dedik. Evet geldik buna. Şimdi dostlar bazen de bize böyle 90'dan büyük 90'dan küçük olduğunu soruların içerisinde söylemeyecek. Biz kendimiz anlayacağız 90'dan büyük mü 90'dan küçük mü olduğunu kendimiz çözeceğiz dostlarım. Nasıl yani öğretmenim? İşte bakın bu soruda olduğu gibi. Bakın burada bir ikiz kenar vermiş. Şimdi x'in aralığını soruyor ya en küçük değeri en büyük değeri diye. X normalde şu üçgende kardeşim x ikisinin toplamı 14. İkisinin farkı 2'dir değil mi? Normalde böyledir. En küçük değeri de hani 2'den büyük olacağı için sanki insanın 3'e zıplayası geliyor. Ama artık şunu düşün. ÖSYM'deki amcalar hani sadece bir aralıkla böyle pat diye çözeceğim bir soruyu sormazlar. Veya bu ikiz kenarı niye verdi ki lan o zaman bize deyip bir kendi kendine düşün. Yani bir tek bu değildir cevap diyeceksin. Şüpheleneceksin. Ve şunu düşün artık bundan sonra ikiz kenar gördüğünde. Canımın içi. İkiz kenar üçgenin eşit açıları daima dar açıdır dostlarım. Daima dar açı olmak zorundadır. Hani geniş olduğunu düşünsene. 91 olduğunu düşün mesela. 91. 91, 91 daha 182 yaptı. O zaman buraya eksi 2 kalıyor hocam. Saçma oldu değil mi? O yüzden her halükarda 90'dan küçük olacak bunlar. Ve dar açının bütünleri ise her zaman geniş açıdır. Yani 90'dan büyük olmak zorundadır burası arkadaşlarım. Geniş açı. Şimdi bir de burada bakın ne çıktı? Gizlenmiş 90'dan büyük veya küçük muhabbeti çıktı. X dediğimiz açı 90'dan büyük olacakmış. X'in gördüğü açı 90'dan büyükmüş. O halde x kare büyüktür. 6'nın karesi artı 8'in karesi. Özel üçgen arkadaşlarım 6, 8, 10 üçgeni. Demek ki x büyüktür 10'dan diyebilirim. Getirip onu da buraya yazıyorum. Bakın x 10'dan büyük, 14'ten de küçük oldu. 11, 12, 13 değerlerini alır. En küçük tam sayı değeri de 11'dir dedik. Bunu da unutmayın. Bu da bir tavşan avlama sorusudur dostlarım. Haberiniz olsun. Evet bakın bu da yine bir tavşan avlama sorusu. Gizlenmiş 90 derece. Yani zaten birkaç tane soru tipi var böyle gizlenmiş olan. Ben hepsini gösteriyorum işte size arkadaşlar. Şimdi I diyor iç açıortayların kesim noktası. Senin burada hatırlaman gereken iki iç açıortayın arasındaki açı şuna eşitti. Yani I şuna eşitti. Üçgende açı kuralıdır. 90 artı arkasındaki açının yarısı. Yani bu ne demek? 90'a bir şey ekleyince burayı buluyorum ben. 90 artı bir şey burası arkadaşlarım. Yani her halükarda 90'dan büyük bir açı. Şimdi önce normal şu üçgende x diyelim.
İkisinin toplamı 4 ile 7'nin toplamı 11, 4 ile 7'nin farkı 3 aralığındadır diyecektik. Şimdi 90'dan büyük diyor. O halde benim Pisagor'u yazarken x kare de büyük olacak. 4'ün karesi artı 7'nin karesi. Devam edelim. X kare 16 artı 49 geldi. X kare büyüktür. 66, 65 geldi. X büyüktür. Kök 65. Şimdi bu 64 olsaydı 8, 81 olsaydı 9 diye çıkardı. Demek ki kök 65, 8 ile 9 aralığında bir sayı. Yani biz ona 8.2 diyelim. Bakın ne çıktı? X büyüktür, 8.2 çıktı. Dostum, hemen küçüklerden büyük olanı alacağım, 8.2'yi. Büyüklerden küçüğü alacağım ama zaten bir tane var, 11'i aldım. O halde 9 ve 10 değerlerini alır, toplamlarını soruyor. 19'dur sorunun cevabı dedik. Evet, bakın burada da aynısına benzer bir soru var. Şimdi şu açı geniş açı olacak birazdan dostlarım. 90'dan büyük olacak. Biz ilk önce şu üçgende x'in aralığını bir yazalım hemen. 9 ile 4'ün toplamı 13, 9 ile 4'ün farkı 5 aralığında diyelim. Şimdi burası neden 90'dan büyük? Dostlar şu kuralı hatırlayın. Bumerang dediğimiz kural. Şu 3 açının toplamı şuradaki dışarıdaki açıya eşitti. Bakın burada bumerang gizlenmiş üst tarafta. Yani şununla şunun bir de 90'ın toplamı buraya eşit. Yani burası 90'la bir şeylerin toplamıymış arkadaşlarım. Şu ikisinin toplamıymış. Her halükarda 90'dan büyük olduğu gözüküyor. O halde Pisagor'u yazarken x kare büyüktür. 9'un karesi artı 4'ün karesi diyeceğim. Yani x kare büyüktür. 81 artı 16. X kare büyüktür. Topladım. 87, 97. X büyüktür. Kök 97. Şimdi kök 97'yi dışarıya çıkartıyorum. 100 olsa 10, 81 olsa 9. Yani 9 ile bir şey aralığında. Demek ki x büyüktür 9.2. Hemen yazalım. X büyüktür 9.2. Kesişimlerini alalım. Artık anlatmadan hızlı hızlı yazıyorum. Alıştınız artık. Buradan da 10, 11 ve 12 değerlerini alır. 3 farklı tam sayı değeri alabilirmiş dostlarım. Evet, artık bu soruda bence videoyu durdurun. Siz kendiniz çok rahat yaparsınız arkadaşlarım. Diyeceksin ki ilk önce x 5 ile 7'nin toplamı 12, 5 ile 7'nin farkı 2. Şimdi şurası her halükarda 90'dan büyük bir açı. Hemen x kare büyüktür. 5'in karesi artı 7'nin karesi diyeceksin. X kare büyüktür 25 artı 49. X kare büyüktür 69, 74. X büyüktür kök 74. Bu da 81 ile 64 aralığında, yani 8 ile 9 aralığında. O halde x büyüktür 8.2 deyip 8.2 ile 12 aralığındadır. 9 olur, 10 olur, 11 olur, en az da 9 olur dedim. Evet, bir başka kural diyor ki çeşit kenar bir üçgende aynı köşeden çizilen yükseklik, açıorta ve kenar orta uzunluklarının sıralamasından bahsediyor dostlarım. Bakın burada yüksekliği H'la gösteriyoruz. Açıortayı N, kenar ortayı V ile gösteriyoruz ki zaten sıralama gözüküyor değil mi? En küçükleri H, en ortadaki açıortay, en büyükleri de kenar ortay olacakmış diyor. Sıralama her zaman böyleymiş dostlarım. Bir açıdan çıkan, aynı açıdan çıkan açıortay, yükseklik, kenarortay bu şekilde sıralanıyormuş. Bir başka kural. Yine burada bir kayma olmuş da neyse. Yine çeşit kenar bir üçgende açı, açıortay, kenarortay ve yükseklik arasındaki sıralama ABC üçgeninde ABC kenar uzunluklarıdır diyor. Bakın en büyük açı A'ymış. O zaman en büyük kenar A. Kenarlar şöyle sıralanacak. A büyüktür. İkinci büyük açımız B. O zaman ikinci büyük kenar B. Üçüncü büyük açımız C. Üçüncü büyük kenar da C. Şimdi yükseklikler nasıl sıralanacak hocam? Yani A'ya inen yükseklik, şuradan A'dan inen yükseklik, bu HA olsun. B'den inen yükseklik HB olsun. C'den inen de HC olsun arkadaşlarım. Bu da HC. Dostlar yükseklikler şöyle sıralanır.
açıyla ters orantılı ya da kenarla ters orantılı diyebilirsiniz. Yani büyük açıdan inen yükseklik her zaman küçüktür diyeceğiz. Bak A'dan inen yükseklik HA ya. O halde HA en küçükleri. B'den inen ortancaydı ya, yine ortanca HB. C'den inen C açısı en küçük açı ya. C'den inen yükseklik en büyük yükseklik olacak diyebilirsiniz. Ve bunun aynısı açıortaylar, aynısı kenarortaylar için de geçerli. Yani büyük açıdan inen küçüktür kuralı burada işliyor. Açıortay, yükseklik, kenarortaylar arasında böyle bir kural var. Altıncı kuralımız dostlarım, bakın bir üçgenin içindeki bir noktadan üçgenin herhangi iki köşesine iki doğru çizildiyse bu iki doğrunun toplamı, yani x ile y'nin toplamı, hiç gereksiz bir kural bu arada bu, her zaman A'dan büyüktür diyor dostlarım. E öyle oluyor zaten değil mi? Hani A zaten bu ikisinin toplamından küçük. Bunu zaten biliyoruz üçgen eşitsizliğinden. Ve yine diyor bu ikisinin toplamı B ile, yani arkasında kalan şu iki kenarın B ile D'nin toplamından küçük. Lan zaten öyle. Yani X D'den küçük %100. Şekil bile gösteriyor. Y de B'den küçükse toplamları da bunların toplamından mecbur küçüktür. Hani bir kural diye yazmışlar işte bunu arkadaşım. Bence gereksiz bir şeydi. Hadi şurada da çözelim soruyu. İç bölgesinde 1.89. Bakın ne dedik? 6 ile x'in toplamı her zaman 8 ile 9'un toplamı, yani 17'den küçük. O zaman x 11'den küçük olacak. En fazla 10 olabilir dedim dostlarım. Yine aynı muhabbet. Bana da diyor ki bak AD ile, yani x ile DC'nin y'nin toplamının alabileceği kaç değer vardır? Ne yapıyorduk? X ile y'nin toplamı bir kere arkasında kalan 7 ile 9'un toplamından küçük olacak. Yani 16'dan karşısındaki kenardan, yani 10'dan da büyük olacak. Bu aralıkta kaç değer vardır diye soruyor. Bundan bunu çıkar 6, bir de 1 çıkar, 5 tane değer varmış dedim. 7. kural arkadaşlarım. Burada da içindeki bir noktadan 3 köşeye doğrular çizmişiz. Bu doğruların toplamı, x, y, z'nin toplamı her zaman üçgenin yarı çevresinden büyük, çevresinden de küçük olacak. U yarı çevre demekti değil mi arkadaşlarım? Yani üç kenarın toplamının yarısı demekti. Bu da direkt çevre. Üç kenarın toplamı yani kardeşlerim. Evet, x artı y artı z bu aralıkta olacakmış. Çevre ile yarı çevre arasında olacakmış dedik. Ve yeni nesil sorulara geçtik. Burada durdurdum videoyu. Bir sonraki videomuzda da yeni nesil sorularını gömeriz bunun arkadaşlarım. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere dostlar.